İp kolum yuvalandı, tikfareden aşağı. Biraz daha tutardım, daha gitti aşağı. Gübre poşetler vardı böyle uzun uzun. Onlar yanımızda bırakırdık. Çay böyle tane tane tutardık. Böyle tek tek toplardık. O poşetleri doldururduk. Ondan sonra onlar 20 kilo, 30 kilo getirip satardık alim yerine. Hep sırtımız ile taşırdık. Ondan sonra makaslar çıktı. Ondan sonra makaslar çıktı. Makaslarla uğraştık. Yani nasıl diyeyim? Yapamadık makaslarıyla. Alışık değildik yani. Çay toplamaya. Çay toplamaya. Yavaş yavaş alıştık. Yavaş yavaş makaslarıyla topladık. Biraz rahat ettik yani. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi herkes işçiye toplattırıyor, geçip gidiyorlar. Peki. Eskiden toplanırdık. Bir gün birimizin çayını toplardık, bir gün birimizin çayını toplardık. Öyle hep meciyle yapardık. Meci dediğimiz şey komşuların birbirine bedel yapması gibi bir şey. Bedel yapıyorduk işte. Bir gün benim çayı toplardık, o bir gün Yusuf'un çayını toplardık, o bir gün Fatma'nın çayını topluyorduk. Öyle lüklen çayları topluyorduk işte. Peki şu an siz Gürcülere, Afgan işçilere mi çalıştırıyorsunuz yoksa kendiniz mi topluyorsunuz? Şimdi artık biz yaşlandık, biz çay toplayamıyoruz. Hep Gürcüler topluyor, Afganlar topluyorlar. Aşağıya doğru inerler. Bu saatlerde gidiyoruz ki bu saatler tam işçilerin uyandığı, yani çay toplamaya gittiği saatler. 5 dakika burada biraz hızlı olalım ki başkası kalkmasın. Çünkü biraz geç kalsan adamlar bu gelmiyor kafasıyla başkasına giderler. O yüzden erken gitmek lazım. Fırına doğruyoruz dağlar ve taze ekmek alırız. Bu fırında ekmek oluyor mu sabah? Beklesek mi? Şimdi görmezsin ki, görür müsün? Ben de dün düştüm ya denizde. Hop, az daha uçurumdan aşağı yuvarlanıyordum, zor durdu. Parmağımızı kırdık, ben topladım yoksa burayı. Bir gün de işçi tuttum oraya, bir ton toplayabildim, 940 kilo. Tamam. Çaylar, sabah gittik kahvaltımızı yaptık geldik, çayları yakmışlar. Güneşte bırakmışlar. Bunları arabaya yükleyelim. Serin bir yerde bekletelim ki içinde siyalanmasın. Az bir şey yanık olsa diğerleri de yakıyor. Bütün çayı yakıyor. Şimdi götürelim bir şu an daha var. Bugün bitirdim de. Ben adım Yunus, su ismim Faiz Asar. Ben geldim İran'dan, Pakistan, sonra Türkiye gelmiştim. 3 sene kalmıştım Erzurum. Erzurum'da kalmıştım. Ondan sonra çay toplamaya Hopa geldim. Şimdi burada çalışıyorum ve 3 ay buradayım. Ama işte burada çok güzel. Sonra Erzurum gidiyorum çünkü kimlik her şeyim burada Erzurum'dur. Erzurum kimlik vermişti. Buradan çalışıyorum. Burada 4'te geliyorum. Çay çabuk biterse çabuk gideyim. Çok varsa 4 gideyim. Çok varsa 4 gidiyorsun. 4 ya 5'te gideyim. Oh. Tamam. İşte alın teri böyle bir şey. İşte İstanbul'da otelde çalıştık, öğretmenlik yaptım. Sigortacıda çalıştım, her yerde çalıştım. Onların parasını çok kolay yedim. Ama bunun parasını yiyemiyorsun istediğin gibi. Çünkü zor. İnsanlar Afganistan'dan geliyor. Ama kurtarıyor çayı. Çayın parası günümüzde iyi. Ama herkes yapmıyor. Mesela buradaki gençler çok yapmıyorlar. Ben İstanbul'dan geldim. Çalışıyoruz. Evet. Adamlar çayı topladı. Çayları arabamıza yükledik. Şimdi satmaya gidiyoruz. Satıp geleceğiz. Saat şu an 2 falan, 5'e kadar da adamlar kalan yeri bitiririz dediler. Ben bunu satacağım, adamlara kilosunu söyleyeceğim. Geldiğimizde de ne kadar çay toplayabilmişlerse hepsini kilosunu toplayacağız. Adamlara parasını vereceğiz. Tonu 2 milyara topluyorlar. Adam 500 kilo falan çıkar büyük ihtimalle. Yani 1 milyar para ona vereceğiz. 2-3 lira da bizim cebimize girecek. Allah bereket versin. Yavaş gidiyoruz bilgilerine. Alim diyoruz da yani Karadeniz şivesi alim. Aslında alım yeri. Çay alım yeri. Şimdi gideceğiz, peşin fiyatına satacağız. Çaykur olan kotamızı doldurduk. Şimdi Çaykur'dan artan çayı özele veriyoruz. Yani özel dediğimiz işte sizlerin bildiği Boğuş Çay, Karali Çay, İpton. Bunlar özel firmalar. Peşin para veriyor. Çaykur mesela 1 ay sonra 2 ay sonra yatırıyor parayı. Özeller de haftalık veya günlük olarak alabiliyorsunuz. İhtiyacınızı görüyor. Çünkü şimdi işçilere para vereceğiz. Topladıkları için. Para lazım. O yüzden gidiyoruz yavaş yavaş. Dağlar buna gördün mü? Bak böyle bir hıyar. Daha önce. Bizim çayda olmuş. Annem ekmiş yani. Evet. Biraz daha az olacak. Tohumluk dediğimiz. Evet, bu biraz daha çoğulduğumu şu şekil. Onunla çok lezzetli. Ey gidi Karadeniz Deniz'e gidi Karadeniz, doldu da taşamadı, doldu da taşamadı. Etmeyelim sevdalım, götmeyelim sevdalım. Edenler yaşamadı, edenler yaşamadı. Çayımızı tartıyoruz şimdi. Kaç kilo gelecek bakalım. Fiyat ne kadar bugün? 6 lira. Niye düştü o kadar? Piyasa bile. Peki. Bakalım 5 tane çuvalımız oradaymış. Onları alalım. Şimdi bunları boşaltacağız arabaya. Artvin Hopa'dan Muhammed Balcı. Çay ustasıyım ben. Bu çayın ta ki tohum olarak toprağa atılışının bu yanını hatırlıyorum. Yaşım 56. Vallahi çay en iyi dönemini yaşıyor şu anda. Yani satışından olsun, toplanışından olsun, Afganlar gelmiş topluyor, Gürcüler gelmiş topluyor. Vallahi altın çağındadır. Bir hafta önce 6.400'e sattığımız çay şu anda 6 lira. Kim yapıyor peki bu fiyat değişimi? Ya şu özel sektörler var ya, böyle kurtullar ya. Tamamen bunların işi. Ya devlet bunun fabrika yapmadı. Şimdi 50 tane fabrika varsa, şu Recep Tayyip Erdoğan bir 50 tane daha yapsa, bu hazırlar dans etmeyi seyretsin ondan sonra. Değil mi? Tayyip Erdoğan benim yabancı değil ama biraz bu işte geri kaldı. Ama çay yeşil altındır Karadeniz'de. Karadeniz'de yeşil altın. Çay gitsin, Karadeniz açtır. Hayır. Yani emek duran iş alanı yok ki Karadeniz'de. Yani bana bir fabrika gösteriyor. Nerede çalışıyor insan? Nerede çalışacak veya? Yani hem fabrikada çalışan işçiler hem de müstahsil olarak. Evet. Evet. Aynen. Ben öyle diyorum. Çay yeşil altındır. Alamın oğlu. Ben seviyorum bunu yani. Zevk alıyorum tarımdan. Bir tarımcı olarak. Çok teşekkür ediyorum. Ama İstanbul'lu gençlere bir daha sonra bak kıpkırmızı oldu. Yanıyor. Al onun da ifadesini al, onun da elemanı kaçtı, durumu yedi. Ben Mehmet Topaloğlu, Artvin Hopa doğumluyum. 27 yaşındayım, 12 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. İlk defa çaya girdim. Girilmez, yapılmaz. Yapılmaz. Evet, ikinci çay sezonunda bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi son 3-5 çuval çayımız kaldı. Az önce 450 kilo satmıştık. Şu anda muhtemelen 150-200 kilo civarı kaldı. Son çayımızı da satacağız. İkinci sezonu kapatacağız artık. Bir daha 45 gün sonra 3. çay sezonu açılacak. Alimler açılacak. O zaman görüşmek üzere. Kantar'a gidiyoruz biz. Bay bay. 1060. 200 lira daha ver. Ne dersin? 2 milyar alıyorlar bir tondan. 2 milyar alıyorlar. Bir de çayı kötüleştiriyorlar değil mi? 4 tondan ne kalır bize? Hiçbir şey kalmadı ki. Kötü diyorsun yani onların burada çalışması. Üzülüyorum daha artık. Biz eskide senin babaannen var ya. Evet. O senin babaannen var ya. Onu çok seviyorum. O 70 kilo çay getirdi buradan yukarı. 70 kilo çay yüklemişti. Tamam mı yavrum? Tamamdır anne. Ha? Kanurten dedim, canın içi karacak mıydın dedim, ne oldu dedim. Kabilmem kaldırayım diye yükledim dedi. Aman ne oldu? Şimdi hastayız, ayaklarımız tutulmuş, gezemeyiz. Böyle gideriz evladım. Çocukta da memnun değiliz, çok paralı topluyorlar. 2 milyon. Değiliz ama ne yapalım? Bir ton çaya 2 milyon para verilir mi? Bir de üstelik 2 seferde yemek yediriyoruz. 2 milyarda para veriyoruz, git çarşıdan alıyoruz, getiriyoruz, tekrar getirip bırakıyoruz. Öyle lütfen çekiyoruz, çekeceğimizi. Ben bu yaşta 60 yaşındayım, gitmişim çay temizliyorum, çay topluyorum. Biz bittik mi bu şimdiki nesil bitti mi? Çay işi bitecek. Şimdiden sonra gelenler ebedi çay yapmazlar. Toplamazlar yani. Kimse toplamıyor. Şimdi gençler şimdi toplamıyorlar da o zaman mı toplayacaklar gençler çay? Hiçbir şey toplamazlar. Evet. Yok. Vallahi çayın işi gitgide bitiyor yani. Çaydan bir şey yok. Bir şey bitmez toplasalar. İşte toplamıyorlar da şimdiki nesiller toplamıyor. Biz topluyoruz. Ha, ben gitmişim şimdi çalışıyorum, gidiyorum, yapıyorum ama gençler yapmıyorlar ki. Şimdi geçip gidecekti çarşıya yani. Olmaz. Yani şimdiden sonra artık çayın şeyi bitti. Ben Murat'a değil. Murat zamanında içi tut. Param mı var? Şimdi tuttum. Çay da geçti. İşte. İçiye de para verirsin. Ama ben demedim mi buna. Oh. Çay zamanında çay başladı mı çay dikkat edeceksin, yapacaksın. Aha ne oldu? Bugün gittik. Aha yarın da toplasak. Yani biz toplasak o bugün bitireceğiz.